Facebook'ta yıllardır çalışarak bir noktaya gelmiştik. 530 bin takipçimiz vardı. 5-6 eleman durmadan çalışıyordu internette. Fakat bir sabah kalktık baktık bu sayfamızı kapatmışlar. Nedenin için hiçbir cevap yok. Evet. Şimdi tabii ki biz biraz aykırı konuşuyoruz. Bazılarının işine gelmiyor efendim bütün hijyen ürünlerinin içerisinde sodyum lauryl sülfat var. Bu kanserojen madde dedik. Nebeşe bütün bu cips, jelibon, kek, gofret gibi gıdalarda tüketilen şeker pancarından yapılan şeker yerine nebeşe kullanılıyor. Yani nişastadan, mısırdan yapılan, mısır şurubundan yapılan nebeşe kullanılıyor. Kanserojen madde dedik. Bu birçok şirketti, rahatsız etti. GDO'lu tohumlar, GDO'lu tohumlardan üretilen zepseler, meyveler vesaire bunlar tehlikelidir dedik. Hibritli tohumlar ve bunlardan üretilen zepseler, meyveler tehlikelidir dedik. Efendim aşının birleşimindeki timeri salın otizmi tetiklediğini, bununla ilgili klinik araştırmalar yapıldığını vesaire birçok kişinin söylemediğini söylememiz bize tabii ki bayağı düşman kazanmamıza sebep oldu ama sorun değil. Her türlü sorunu aşarız Elhamdülillah. İşimiz nedir? Kötüyle uğraşmak. Yani sadece sağlıklı uğraşmıyoruz. Bir de Hazreti Hüseyin'le Yezid'in mücadelesi ve onları takip eden insanların mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Habil'le Kabil'le başlayıp sonra Hazreti Hüseyin Hazreti şey, Yezid kafir ile devam eden olay kıyamete kadar Hüseyin taraftarı olanlar ve Yezid taraftarı olanların mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bizim yerimiz, safımız belli. Sorun yok. Her türlü sorunu aşabilecek güçteyiz elhamdülillah. Bunları sorun etmiyoruz. Bize bu nedenle destek olan de Birçok arkadaşımız bizi burada Facebook'ta yorumlar yazdılar. Teşekkür ederiz onlara. Sayısız yorumlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu yorumlara şimdi yer verecek olursam bir saatten fazla çok yorum var. Maşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii çoğu da duymadı. Bu olayı. Neyse. Önemli değil bizim aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Allah izniyle. 80'li yıllarda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber o zaman birçok olaya girip çıkmıştık. Bir gün kendini çok akıllı zanneden bir zatı cevat tanıdık. Bana akıl vermeye kalktı. Dedi ki bak yegen çok yanlış yapıyor. Doğru nedir dedim. Dedi ki simsiyah sobaya 100 kişiden 90'ı ben beyaz diyorsa, kar beyaz diyorsa sen de kar beyazdı. De. Boş ver dedi. Sana mı kaldı doğruluk? Evet. Dedim ki Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır diye haberiniz var mı dedim. Ama o o zaman işte bu zamanı şart, bu zamanı o zamanı yok. Ya öylesin, ya böylesin. Başka yolu yok. Arada bir kriton yok. Ya bu taraftasın, ya o taraftasın. Neyse. Yani ben biraz aykırıyım. Ta mücadelem benim mücadelem. Çocukluktan beri devam edip geliyor. Yani bana da çok zararlı oluyor. Bunu biliyorum ve tavizde vermiyorum. Zarar olabilir olsun biz bu başı bu yola koyduk sonuna kadar. Neye mal Hiçbir güç bizi yolumuzdan alı koyamaz. Hiçbir güç Allah izniyle arkam biz kişi sırtını Allah'a dayadı mı hiçbir başka güçten korkmasına gerek yok. Her insan mutlak surette bir şeyden korkar. Allah'tan korkmayan bir kişi her şeyden korkar. Allah'tan korkmayan bir insan hanımından korkar. Babasından korkar. Ebesinden, dedesinden, ninesinden, şefinden, patronundan vesaire vesaire. Mutlaka korkar bir şeylerden. Allah'tan korkan bir insanın hiçbir şeyden korkmasına ihtiyaç yok.